12. bölüm tavsiyelerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tavsiyelerin hiçbirinde spoiler yok. O nedenle rahatlıkla izleyebilirsiniz. Gerekli tüm linkler de açıklama kısmında yer almakta. Şimdi gelin tavsiyelerimize bir göz atalım. Bir adam düşünün, tüm hayatını sanat eserlerine adamış. Öyle ki bir bakışta eserin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu ayırt edebilecek derinlikte bir adam. İnsanlardan pek de hoşlanmayan, kariyerinin zirvesinde aşırı titiz ve sahip olduğu eserlerle kendine ait dünyasında izole bir şekilde yaşayan bir adam. İşte bugün sizlerle paylaşacağım film Virgil Oldman ismindeki bu yaşlı adamın harika hikayesini anlatıyor. Ünlü İtalyan yönetmen ve yazar Giuseppe Tornatore'nin nöronlarından çıkmış bu güzel filmin orijinal adı La Migliore Offerta. İngilizceye The Best Offer, Türkçe'ye ise En İyi Teklif olarak çevrilmiş 2013 yapımı filmimizin puanı 7,8. Girdiği kategori ise kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden. Filmimiz merkezinde sanatın yer aldığı festival filmlerini andıracak bir hisse başlıyor. Ama o tip filmlerin monotonluğundan uzak farklı bir şeyler de hissediyorsunuz. Zaten film biraz ilerledikçe neden böyle hissettiğinizi anlıyorsunuz. Zira kendinizi bir anda hem gizemli hem de oldukça farklı bir tada sahip bir hikayenin içinde buluyorsunuz. Senaryo, görüntü, oyunculuklar ve müzik bir filmin temel iskeletini oluşturur ve birçok filmde sadece birkaçı öne çıkar. Ama bu filmde bunların hepsi gerçekten güzel işlenmiş, üzerine emek ve zaman harcanmış bir film. Müthiş bir sanat tutkusu ve prensiplere sahip yaşlı bir adamın daha büyük bir tutku karşısında nasıl da değişebileceğini gösteren bu filme bir göz atmanızı öneririm. Söz konusu benim kuşak olduğunda çocukluğumuz şimdiki kadar zengin bir içerik barındırmıyordu. Ne internet ne de bu kadar çok film dizi vardı hayatımızda. Ama Superman'den Örümcek Adam'a o malum kahramanlar ben çocukken de vardı. O nedenle birçok çocuk gibi ben de çizgi romanların hastasıydım. Her ne kadar çeşitli seriler okusam da nedendir bilinmez en fazla ilgimi çeken Örümcek Adam'ın olduğu serilerdi. Amerikan kahramanlarının tüm kötülükleri tek tek ortadan kaldırdığı garip bir dünya söz konusuydu. Aslında bugün sizlerle paylaşmak istediğim kitap da bir çizgi roman. Daha doğrusu bir manga serisi. Çok büyük bir ihtimalle bir yerlerde görmüş ya da duymuş olduğunuz, okuyanların zaten hastası olduğu bu serinin adı Death Note. Manga dünyasının oldukça popüler örneklerinden biri olan bu serinin konusu oldukça ilginçtir. Bir defter vardır. Belirli kullanım kuralları olan bu deftere bir kişinin ismini yazdığınızda o kişi gerçek dünyada ölmektedir. İşte böylesine ilginç bir defterin çok zeki bir lise öğrencisinin eline geçmesiyle başlayan olayları anlatır Death Note. Kahramanımız bu defter sayesinde dünyadaki tüm katil ve kötü insanları öldürmek ve insanlığın yıllardır sağlamayı beceremediği adaleti kurmak isteyecektir. Amerikan çizgi roman karakterlerinden alışkın olduğumuz vurdulu kırdılı sahneler yerine çok ciddi bir akıl ve zeka mücadelesine dayanan bir kurgu söz konusu. Tüm dünyada çok fazla satan bu serinin anime, film ve oldukça başarısız bir Netflix uyarlamasının da olduğunu belirtelim. Kitabı almaya fırsat bulamayanlar anime serisine bir göz atabilirler. Bugün sizlerle paylaşacağım dizi yine eskilerden. Söz konusu komedi dizisi olduğunda İngilizlerin garip mizah anlayışlarıyla karşımıza çıktığı çok çeşitli örnekler bulunmakta. Bunlardan biri de 2000 yılında yayınlanmış olan Black Books adlı dizi. Hani hepimiz için bazı diziler vardır ya, zamanında izlediğimiz ve bir şekilde kafamızda yer eden ve günümüzde vakit ayırıp tekrar izlemeyi düşündüğümüz. İşte Black Books tam da böyle bir dizi. 18 yıl öncesine ait bu diziyi günümüzde ilk kez izleyecek kişilerde nasıl bir his uyandırır bilemem ama bu dizinin zamanın efsane komedi dizilerinden biri olduğunu unutmayın. İlk başlarda adapte olmakta zorlansanız da birkaç bölüm sonra dizi ve ilginç karakterleri bir şekilde sizi içine çekecek. Bugün sizlerle paylaşacağım şarkı aslında çok iyi tanınan bir grubun muhtemelen çok da iyi bilinen bir parçası. Ama 19 yıl öncesine ait bu şarkıyı ilginç bir şekilde yakın bir zamanda ilk kez dinledim. Muhtemelen benim gibi insanlarda olabileceğini düşünerek bu güzel şarkıyı paylaşmak istedim. Grubumuzun adı Muse. 1999 yılında çıkardıkları ilk albümleri olan Showbiz'in içerisindeki bu güzel parçanın adı da Unintended. Gerek melodisi, gerek vokalin bu güzel melodiyi çok iyi şekilde taşıması, gerekse de melodiye eşlik eden sözlerin çok fazla etkileyici olması bu şarkıyı defalarca dinlenebilecek bir hale getirmiş. Zamanında oluşmuş bir aşk yarasının etkilerini, sözlerini anlamasanız bile size aktarabilmeyi başaran bu şarkıyı hala dinlememiş olanlar varsa bir göz atmalarını öneririm.
Bildiğiniz üzere 11. bölüm itibariyle film, kitap, dizi ve şarkı tavsiyelerine ilaveten bir adet de bonus tavsiyede bulunmaya başladım. Geçen bölümde bonus olarak sizinle bir TEDx konuşması paylaşmıştım. Aslında bu bölümde farklı bir şey paylaşacaktım ama yakın bir zamanda izlediğim bir TEDx konuşması çok hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak istedim. Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın İnci Kefalleri Asla Geri Dönmez adlı TEDx konuşmasını izlemenizi kesinlikle öneririm. İnci Kefali'nin zorlu yaşam mücadelesini konu alan bu hikaye aslında bir insanın mücadelesini de anlatıyor. Başarıya giden yolda her türlü engellemeye rağmen pes etmeden verilen bir mücadelenin çok güzel ve bir o kadar içten hikayesi. Umarım tavsiyelerim hoşunuza gider. Sizlerden ricam yapacağınız yorumlarda spoiler kullanmamanız. Unutmayın, paylaştığım tüm tavsiyelere ulaşacağınız ilgili linkler aşağıda açıklama kısmında yer almakta. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.